Türk siyasi hayatının ilk kurumu 1889 İttihat-ı Osmaniye'ye dayanır. Sonra İttihat Terakki, sonra 1900'ler, sonra 1940'lar, 60'lar, 80'ler ve 2000'ler ve bugün. Türk siyasi hayatı o zamandan bu tarafa asla ve katiyen hiç son 5 yıldaki gibi bir daralma görmemiştir. Güneş böyle bir Türkiye'de siyasi daralmaya, ifade özgürlüğüne, demokratik hakların kısıtılmasına ve baskılanmasına şahit olmamıştır. Zamanın ruhu açısından baktığımızda gerçekten Türkiye'yi bugün çok net gördüğümüz aşağıya çekmenin yolu 2010 referandumuyla açılmıştır. Ve İyi Parti Türk siyasi hayatında en sert hiyerarşiyi kırarak demokrasi talebi olarak ortaya çıkmıştır. Bugünkü iktidarın kurucularına bile yeni bir siyasal hareket etme mücadelesi görüyorsak, bu İyi Parti'nin kurucularının verdiği cesarettir ve sağladığı ortamdır. Dolayısıyla İyi Parti'yi kuranlar kurdukları andan itibaren Türkiye'ye bunun meyvelerini ikram etmişlerdir. Alan yaratmışlardır. 24 Haziran'da siyasal iktidarı önce muhtaç partiye çekmiş, 31 Mart'ta büyük şehirlerden iktidarı sıyırmış ve bugün Türkiye'yi yönetme adına yoluna devam etmektedir. Çoğu kadronun deneyip başaramadığı, devleti 15 yıl yönetenlerin cesaret edemediği bir harekettir. Bu nedenle her zaman söylüyorum, bir defa daha söylemek istiyorum. Bu partinin saygıdeğer genel başkanı başta olmak üzere genel merkezinin kurucularını, illerin kurucularını, ilçenin kurucularını, bu partinin üyelerini, bütün bunların dışında İyi Parti'nin kuruluş döneminde tabelasının altından başını eğmeden geçme cesaretini gösterenler Türk demokrasisine büyük hizmet edenlerdir. Tarih bunu böyle not edecektir. 24 Haziran seçimleri paralelinde Yalova'da bir mitinge bir Fransız gazeteci de bizimle beraber geldi. Çok saygıdeğer Genel Başkan Yardımcısı Sayın Erozan'la beraber. Şunu sordu. Nasıl oldu da bu kadar farklı kesimleri bir araya getirdiniz? Dedim ki adalet ve ahlak arayışı İyi Parti budur. İyi Parti inşallah Türkiye'nin 21. yüzyıla davet edenidir İyi Parti. İyi Parti Türk milletini zengin dünyaya taşımayı misyon edinmiş, insanımızı dünyanın birinci sınıf insanı yapma hedefinde bir siyasal partidir. Bunun dışında hiçbir şey değil. Bunun dışında hiçbir şey değil. Ve başlangıç hedefleri doğrultusunda yürümektedir. Kurulma nedenleri çok geçerlidir. Ve bu saflıkla, bu netlikle yürümektedir. Bugün 1980'den sonra şırıngayla çekilen demokratik siyasetteki demokratik yapının tekrar enjeksiyonuyla uğraşıyoruz. Buyurun demokrasi diyen Sayın Genel Başkan'ın Bursa Teşkilatı'nın Osman Gazi İlçe Kongresi.
bir arzu ettiğim ve bulduğum tablo şuydu. Gerçekten bugün çok adaylı bir kongre yapıyoruz. Sayın Osman Atalay adaylardan birisi pazar günü beni aradı ve dedi ki Sayın Genel Başkan Yardımcım, ben adayım. Size de bilgi veriyorum. Dedim ki lütfen, lütfen güçlenerek çıkacağımız bir dil ve üslup kullanalım. Aynen şunu dedi. Dedi ki ben bu dilin sahibiyim. Sayın Mehmet Hasanoğlu da çok yakın tanırım. O da bu dilin sahibi olacağından eminim. Sayın Mehmet Hasanoğlu'nun konuştum ama aynısını gazetede çıkan beyanatı da şudur. Sayın Osman Atalay Cesurlar Hareketi'nin kurucusudur. Kendisiyle ilgili hiçbir olumsuza dilim yanaşmaz. Her ikisine de teşekkür ediyorum. Her ikisine de. Kongre yaparak güçlenerek çıkmanın yolu budur. Kolay olan yıkmaktır, kolaydır. İnşa etmek zordur. Böyle bir kongrede bulunduğumuz ve divan başkanı olduğum için hepinize müteşekkirim, bizi de uygun bulduğunuz için. Olağanüstü bir dönemdeyiz. Bazı partilerimiz kongrelerini iptal ettiler. Biz sona yaklaştığımızı iptal etmedik. Ancak genel merkezimizin talimatları paralelinde bir kongre yürüteceğiz. Siyasi konuşmaların yapılmayacağı, faaliyet ve mali raporların okunacağı ve doğrudan adaylarımıza söz vererek bir kongreye gideceğiz. Böyle bir kongre için hepinizi tekrar Sayın Genel Başkan adına, genel merkezimiz adına, partim adına ve şahsım adına selamlarım. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Evet efendim, kongreyi açılış yapıyoruz. Şimdi bu üçüncü madde. Konuşmama başlamadan önce bu vatan için, bayrak için, bu Türk yurdunun toprağını korumak için şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilemek ve bu vesileyle buradan dualarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz, koronavirüs nedeniyle bazı tedbirler alınıyor. Bunun için ben de konuşmamı kısa tutacağım ve buradan da bu hastalığa yakalananlara acil şifalar diliyorum. Öncelikle kaybedeni olmayan bir seçim yürüttüğümüzü hatırlatmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki kim kaybederse kaybetsin, ilçe başkanı olan adayın arkasında olacak ve üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirecektir. Tanıtım toplantımda Osman Gazi'nin Bursa'nın kalbi, Osman Gazi bir makinenin ana dişlisi, Osman Gazi Bursa İyi Parti'nin lokomotifi olduğunu ifade etmiştim. Bunu şunun için söylemiştim. Osman Gazi ilçesi başarılı olur ise partimiz Bursa'da başarılı olur. Partimiz Bursa'da başarılı olur ise Türkiye'de iktidar olur. Bursa'nın siyasi geçmişi buna örnektir. Bursa'da başarılı olan siyasi partiler ülkenin yönetiminde her zaman söz sahibi olmuştur. Biz bu düşünceden hareketle bütün arkadaşlarımızla beraber sadece Osman Gazi ilçe başkanlığına talip olmadık. Muradımız partimize, davamıza, dolayısıyla milletimize hizmet etmektir. Bu vesileyle sevgili delege arkadaşlarımın önce gönüllerine sonra oylarına talibiz. Çıktığımız bu yolda
Niyetimiz hayır, akıbetimiz hayır olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da böyle davranacağımızdan hiçbir üyemizin, hiçbir dava arkadaşımızın şüphesi olmasın. Biz vira bismillah diyerek bu birlikteliği sağlamaya talibiz. Biz uyum içerisinde çalışıp Bursa'da İyi Parti'nin itici gücü olmaya talibiz. Biz Bursa'da İyi Parti kitabının Osman Gazi bölümünü yazmaya talibiz. Bu amaçla kampanyamızda bazı amaçlar ve hedefler ortaya koyduk. Müsaade ederseniz kısaca bunlardan da bahsedeceğim. Birinci önceliğimiz ayırmadan, buyurmadan, kayırmadan bir yönetim anlayışı ortaya koymak. Çünkü biz biliyoruz ki siyasetin sermayesi insandır. Bu insanları bir arada tutan en büyük unsur sevgidir, muhabbettir, samimiyettir. İkinci hedefimiz ise halihazırda 3100 olan üye sayımızı en kısa sürede en az 6000'e çıkaracağız. Biz inanıyoruz ki büyümenin anahtarı üye yapmakla ve parti kurumsal kültürünü tabana yaymakla kazanılır. Üçüncü hedefimiz ise öncelikle 10 büyük mahallede parti temsilciliği açacağız. Bu temsilciliklerimiz mahalle başkanlarımızla başkanlıklarımızca yürütülecek ve yürütme heyetinde kadın ve gençlerin de bulunduğu en az 10 kişiden oluşacak. Mahalle temsilciliklerimizle parti politikalarını anlatabileceğimiz, üyelerimiz arasında bağları kuvvetlendirebileceğimiz hem de parti görünürlülüğünü arttırabileceğimiz mekanlara kavuşmuş olacağız. Bir diğer hedefimiz ise temsilde adalet ilkesi gereği. Mümkün olduğu nispette yönetimimizde her mahalleden bir yönetici almaya çalıştık. Böylece her mahallenin sorunlarını yerinden öğrenme ve çareler üretme imkanını yakalayacağız. Listemiz de bu çerçevede hazırlanmış bir listedir. Beşinci hedefimiz ise Osman Gazi gündemini belirleyecek konularda her ay basın bildirisi hazırlayacağız. Böylece Osman Gazi'nin her sorununa meclis üyelerimizle birlikte iyi çözüm yolları üzerinde çalışmalar yürüteceğiz. Gündemin peşinden koşan değil, gündemi belirleyen olacağız. Diğer bir hedefimiz ise gençlerimizin ve kadınlarımızın iş imkanını arttırmak amacıyla Güneş'in Kadınları Kooperatifi'nin kurulmasına öncülük edeceğiz. Böylece bölgemizde yetişen birçok ürünün karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet usulüyle ve en az maliyetle üretilmesini sağlayacağız. Ayrıca Osman Gazi İlçe Başkanlığı kurumsal web internet adresi üzerinde iş arayanlar ve işçi arayanlar portalını hayata geçirerek toplumsal bir sorun olan özellikle genç işsizliğe çare olmaya çalışacağız. Gençlik Kolları Başkanlığı'nı daha dinamik, daha etkin ve amaçları doğrultusunda hizmet etmesi amacıyla kurumsal bir yapıya büründüreceğiz. Her gencin oturup hoş vakitler geçirebileceği ve İyi Parti'nin reklam yüzü olabilecek iyi genç lokali açacağız. Özetle ilk genel seçimde partimizi Osman Gazi'de birinci sıraya taşıyarak Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı yapmak için mücadele vereceğiz. İlk yerel seçimde de Osman Gazi Belediyesi'ne İyi Parti bayrağını asacağız
ve Osman Gazi'de yaşayan halkımızı iyi belediyecilikle tanıştıracağız. Biz bu hedefleri hayata geçirmeye söz verdik. Sözlerimi burada tamamlarken tüm gönüldaşlarıma teşekkür ediyorum ve tekraren oylarına talip olduğumu, artık yeni bir şeyler söyleme ve yeni şeyler yapmanın vaktinin geldiğini ifade etmek istiyorum. Unutulmamalıdır ki İyi Parti Kuvayi Milliye hareketidir, onun ruhunu taşımaktadır. İyi Parti Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bekçileridir. İyi Parti cesurlar hareketidir. Ne mutlu Türk'üm diyene saygılarımı ve sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Korkma, sönmez bu şafakların yüzünden al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen sonacak. O benim milletimin yıldızı parlayacak. O benimdir, o benimdir ancak. Evet. 3 gün önce 12 Mart tarihinde İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yılını kutladık. Ben öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtaran, sonra da Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Ayrıca Yüce Mevlam'dan da bir daha bu millete İstiklal Marşı yazmasını niyaz etmemesini temenni ederek büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u da şükran ve rahmetle anıyorum. Bunun yanında şu anda sınır ötesi harekatında Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir karış toprağını korumak için can siperine mücadele eden kınalı kuzularımız, Mehmetçiklerimizin de ayağının çakıl taşına dahi değmemesini ve sağ salim ana kucaklarına dönmesini temin ederek gazilerimize acil şifalar diliyor ve şehitlerimizle Peygamber Efendimiz'e komşu olmanı niyaz ediyorum. Evet. Osman Gazi ilçemizin toyuna, demokrasi şölenine, ikinci olan kongresine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Divan, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Milletvekillerim, İl Başkanım, Merkez Disiplin Kurulu Üyem, Genel İdare Kurulu Üyem, Kurucular Kurulu Üyelerim, Kurucu ve devamında İl Başkanımız, saygıdeğer ilçe başkanlarım, değerli siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, muhtarlarımız, hanımefendiler ve beyefendiler ve bugünün kahramanı saygıdeğer delegelerimiz, hepinizi şahsım ve ekibim adına saygıyla selamlıyorum. Şölenimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Ekibimle birlikte kurucusu olduğum İyi Parti Osman Gazi İlçe Başkanlığı'nın bugün ikinci olan kongresini gerçekleştiriyoruz. Partimizin kuruluşunda ilk başta liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e yaşatılan baskıların, ambargoların, yasakların, iftiraların ve daha birçok ayak oyununun bir kısmını bizler de genel bazda maruz kaldık. Ama yılmadık, dik durduk, kararlılıkla yolumuza devam ettik ve ne mutlu bizlere ki bugünlere geldik. Kurulamaz denen parti kuruldu, seçime giremez denen parti seçime girdi, teşkilatlanamaz denen parti teşkilatlandı ve bugüne geldiğimizde de her bir cesurlar hareketi mensubunun katkısıyla ne mutlu bizlere ki partimiz iktidara yürüyor. 24 Ocak 2018'de kurucu ilçe başkanı olduğum Osman Gazi ilçemizin partimiz adına neler yaptığını az önce faaliyet raporumuzda ve kongrenin açılışında ekranda dönen faaliyet videolarımızda sizlerle detaylı şekilde paylaştık. Bu sebeple de tekrar olmaması ve kıymetli vaktinizi çalmamak adına ekibimle birlikte yaptıklarımızla ilgili detaya girmek istemiyorum. Fakat kurucusu olduğum Osman Gazi'de kısaca başlıklar altında yaptıklarımızın bir kısmını da değinmeden geçemeyeceğim. Osman Gazi ilçe kurulur kurulmaz ekibimle birlikte partimize karşı uygulanan basın ambargosunu yenmek için İYİTİ ve Osman Gazi'yi kurduk.
Türkiye siyaset tarihinin en muhteşem kurultayı 1 Nisan olağanüstü kurultayımızın hemen ertesinde kent meydanında stand kurup Türkiye genelinde sahaya inen ilk teşkilatlardan biri olarak üye kampanyamızın startını verdik. Korkma komşum sen de gel dedik. Osman Gazi'nin 4 farklı noktasında salon buluşmaları düzenledik ve hemşerilerimizle dertleştik. Yerel yönetimlere hazırlık kapsamında bir tuğlada sen koy diyerek herkes kapalı kapılar arkasında siyaset yaparken bizler sahaya inerek daha yaşanabilir bir Osman Gazi yaratmak adına vatandaşımızla buluştuk. 31 Mart seçim sürecinde teşkilatlarımıza karşı oynanan her türlü ayak oyunlarına karşı küsmedik, geri adım atmadık, dik durduk ve sahada Millet İttifakı'nın kazanması için teşkilat olarak var gücümüze sattık, çalıştık, sandıklara sahip çıktık. Üye kampanyalarımızda zirveyi üye ol dikiyeli ağacın olsun diyerek 11 Kasım 2019'da Çağlayan Ağaçlandırma sahasında yeni üyelerimiz adına 500 fidanı toprakla buluşturup can sularını verdik. Evet, bunlar sadece birkaçı. Daha birçok faaliyet, proje ve farklı aktiviteleriyle partimizin büyümesi için, iktidara giden yolda emin adımlarla yürümesi için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de sizlere dağıtılmış olan örnek listeleri incelerseniz yine Osman Gazi Parkı ile yarattığımız bir detayla karşılaşacaksınız. Ekim ayında Bursa'mızı ziyaret eden Teşkilat Başkanımız Sayın Koray Aydın'ın talimatıyla hayata geçirdiğimiz ve karşı çıkmalara rağmen kurduğumuz mahalle başkanlık teşkilatlarında yer alan mahalle başkanlıklarımızın bir kısmının benim yönetim listemde yer aldıklarını göreceksiniz. Bunu neden yaptığımı merak ediyor musunuz Sayın Delegasyon? Bu hamlemizde bugüne kadar olduğu gibi tek bir sebebi var. O da tabanda güçlenerek partimize hizmet etmek. Osman Gazi'nin 136 mahallesinin özellikle büyük ölçekte olanlarının ki bunların çoğu Anadolu şehirlerinde büyük olan mahallelerimiz başkanlarını ve küçük ölçekteki mahallelerin de temsilcilerini 4-5 mahalleyi birleştirerek birer mahalle başkanını yönetim kurulu üyesi olarak ekibimize kattık. Bu şekilde de derdimiz Osman Gazi'deki tüm dişlerin tek çark altında hareket etmesini, yönetim kuruluna alınan bir kararın sahada yansımasının farklı olmaması, tabanın temsilcilerin direkt ana kademede söz sahibi olmasını sağlamaktı. Evet saygıdeğer delegasyon, bizler bu amaçlar doğrultusunda partimizi büyütmek için mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz. Tabii bu arada son bir hafta içinde diğer başkan adayımız, daha önce birlikte yönetim kurulunda görev alan Osman Atalay Akman gibi sadece sahada delegasyonla baş başa gelip kongreye yönelik hazırlıklar yapmadık. Bunun dışında da oturduk, vatandaşa aktarılan kulaktan dolma yanlış bilgilerin önüne geçebilmek, partimiz adına toplumsal sorumluluk kapsamında bir çalışma yürütmek ve bilimsel verilerle toplumu doğru şekilde bilinçlendirme adına şu an dünyanın bir numaralı gündem maddesi ve herkesin korkulu rüyası yeni koronavirüsü hakkında ki kongreye gelişinizde sizlere de dağıtılmış olan bu broşürleri hazırladık. Evet, dün itibariyle de bunu gençlik kollarımız aracılığıyla sokakta dağıtmaya başladık. Hem vatandaşı bilinçlendirdik hem de bugüne kadar önemli bir gündem konusu sahada partimizin yüzü olarak faaliyet olarak yürütmeye çalıştık. Ne mutlu ki Osman Gazi farkı ile yine bundan önce olduğu gibi gündemi yakından takip edip muhalefetteki bir siyasi partinin teşkilatlarında olması gerektiği gibi anında refleks vererek proje ürettik. Evet saygıdeğer delegasyon, bizler sizin vicdanınıza güveniyoruz. Bizler Cesur Hareketi liderini Sayın Genel Başkanımızın deyimiyle bir araya gelen 10 kişinin çete Osman Gazi'nin seçilmiş 400 delegesinin vicdan olduğuna inanıyoruz. Bizlerin tek derdi 25 Ekim 2017'de kurulan partimizin ilkelerine, felsefesine, amaçlarına uygun hareket ederek bu ülkeyi acaba nasıl en kısa sürede iyileştirilmiş, güçlendirilmiş, parlamenter demokrasi sistemiyle yönetilmesi için partimize daha fazla katkı sağlarızdan başka hiçbir şey değildir. İlçe başkanı olduğum sürece bu doğrultuda siyaset yapmaya devam edeceğim. Ve ne şahsım ne de birilerinin kişisel koltuk hevesleri için bu partinin kullanılmasına gücüm yettiğince de müsaade etmeyeceğim.
Bu sebeple de bir kez daha tekrarlıyorum. Siz seçilmiş 400 liralık geminizin paravanın arkasına geçtiğinizde insanın aynası iştir lafına bakılmaz düsturuyla hareket ederek az önce de belirttiğim gibi vicdanınıza güveniyor ve sandıktan çıkacak sonucun başımızın tacı olacağınızı huzurunuzda bir kez daha beyan ediyorum. Bundan sonraki süreçte de ekip arkadaşlarımla birlikte son bir haftada hakkımızda yapılan tüm propagandalara rağmen bunun sadece ilçe başkan adayımız ve ekip arkadaşlarının siyasi tecrübesizliğine vererek bu kürsüden indiğimiz andan itibaren de kol kola davamız, partimiz için hizmet etmeye devam edeceğimizin sözünüzü vererek sizleri saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyenler.